son gelişmeleri aktardı. Maça dair notları da Hakan Gündoğar ve konuğu Turgay Demir'den öğreneceğiz. Bir kez daha Konya'dayız. Bu defa söz Hakan Gündoğar ve Turgay Demir'de. Geçtiğimiz sene Cüneyt abi Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazandıktan sonra Konyaspor Medipol Başakşehir karşısında soyunma odasında Muhammed fotoğraf çektirmişti. Emre Atilla yine aynı şekilde fotoğraflar çekilmişti. Yine genç yıldızlarından bir tanesiydi Konyaspor'un. Ve bu bağlamda Muhammed orada şöyle bir şey söylemişti. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun inşallah. Hakan abi göreceksin bir gün. Ben de finallerde gol atacağım ve benimle de röportaj yapacaksın demişti. Ruhu şad olsun. Gerçekten çok üzgünüm. Acayip genç yaşta beyin kanamasından kaybettik biz Muhammed'i. Mekanı cennet olsun Turgay abi. İnan acayip duygu yüklüyüm. Sabahtan beri bazı izleyicilerimize fark etmiş neyim var diye soruyorlar ama ciddi anlamda çok etkilendim ben Muhammed'in ölümünden. Çok genç yaşta. Yaşı daha 24-25'ti zannediyorum. Nur içinde yatsın. Sen de bir şeyler söylemek istersin. Elbette. Şimdi değil böyle tanıdığın, muhabbet ettiğin, bir anı yaşadığın bir insan, dünyanın en uzak köşesinde bir çocuk öldüğünü, çocuktur benim gözümde Muhammed'de, bir genç öldüğünü duyarsam üzülürsün. Tarihsiz acılardır bunlar. Allah geride kalanlarını acısın diyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Hakikaten tarif olmayan acılar. Rabbim düşmanıma bile evlat acısı vermesin derim. Maça dönelim. Konya çok güzel yer. Turgay Demir, Aydın, sevgili kameramanımla Aydın'la birlikte meşhur etli ekmek yedik biraz evvel. Bayağı bir yedin. Gözümden kaçmadı. Bayağı bir yedin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eski kameraman Barış daha az yiyordu. Öyle mi diyorsun? Ben bunun farkındayım. İkinize ben etli ekmeğe başlarken bitti abi. Böyle bir şey olmaz ya. Evet. Hatta dedim ki porsiyonlar mı ufak dedim. Adam yok abi dedi. Size herkesten iki kat fazla getirdik ama dedi Hakan'la kameraman Aydın dedi. Yalnız hakikaten bu hava da çok güzel Konya'da. Mesela ben burada askerlik yaptığım için biliyorum. Bu mevsimler oldukça sert, soğuk bir iklim vardır. Kar yağar. Yani geç iki sene evveline kadar burada baya baya dize kadar kar vardı. Ama bugün çok güzel bir hava var. Bizim şansımız herhalde. Ben bu akşam statta bile üşürmeyeyim diye bu kalın montla geldim. Ama şu anda gömlekle gezebilirsin. Ben tamamen sen mahcup olma diye gömleği çıkarıp yani üzerine şu montu giydim. Çünkü sen titriyorsun. Hakikaten hava çok güzel ve tam böyle hani maç havası derler ya. Öyle çok bir güzel hava. Bir maç bence bizi bekliyor. Kesinlikle bir defa Beşiktaş'ı zaten biliyoruz ama Konyaspor'da modern futbol oynatan bir adam var. Evet. Mehmet Özdilek. Kesinlikle. İyi transferler yaptılar. Ara transferde. Henüz tam takım olmadılar. Çünkü kolay değil. Ara transferde 3-4 tane oyuncu alıp ki iki tanesi kral. Eto ve Yahovic. Kolay değil onları bir anda takıma modifiye etmek, monte etmek. Ama Beşiktaş'ın tecrübesi, kaliteli ayakları ve ligdeki hedefleri bu akşam elbette Beşiktaş'ı bir parça önde çıkarıyor, öne çıkarıyor. Keyifli ve gollü bir maç izleyeceğiz. Pozisyonlu bir maç izleyeceğiz. Öyle bundan önce bizi sıkan bazı maçlar gibi bir takımın yaslanıp 10 kişiyle savunma yaptığı bir maç izlemeyeceğiz. İki takım da pozitif futbol oynuyor. İki hoca da pozitif futboldan yana. Bol gollü, güzel. Ben tahminim sonunda bir şekilde muhtemelen Beşiktaş'ın kazandığı bir maç olacaktır ama kesinlikle zor olacaktır yani. Turgay abi peki şimdi Konya'yı maçı bitecek. Ardından Türkiye için çok önemli bir maç. Beşiktaş için demiyorum. Türkiye için çok ama çok önemli bir maç. Sonuçta güzel günler geçirmiyoruz. Bir tane şehit haberi aldığımızda nasıl yüreğimizin yandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Bize bir sevinç lazım. Bizi bir günlük de olsa güldürecek bir şey lazım. O da Beşiktaş'ın elinde bence. Bak bu her milletin bayrağı kendine göre çok güzeldir. Ama bu dünyanın en güzel dalgalanan bayrağı. Onu kim tarif etmişse ey nazlı hilal diyor. Çok, çok nazlı şekilde dalgalanır böyle. Hakikaten dünyanın en güzel dalgalanan bayrağı nazlı hilaldir. Bu yere düşmesin diye. Buna asacak haneler, evler olsun diye bugün Mehmetçik, Afrin'de, daha önce Kıbrıs'ta, daha önce başka insanların bayrağı düşmesinde Kore'de, her neredeyse açık ya da gizli Bosna'da savaşan Mehmetçik bugün de kendi topraklarının bekası için. Gelecekte bu topraklara göz dikecek insanlar ülkemizin etrafını sarmasın diye.
Sen Afrin'e gidiyorsun. Yunanistan başlıyor botlarla dolaşmaya Kardak'ın etrafında. Kahpe çok. O nedenle milletçe kenetlenmemiz gereken, buna vesile olacak bir maçta Bayern Münih Beşiktaş maçıdır. Biz her ne kadar aramızda İrlandalılar da olsa, Almanlar da olsa, büyük bölümümüz böyle maçlarda kenetlenmeyi biliriz. İnşallah o maç, elleriz elleriniz ayrı ama milletçe gurur duyacağımız bir futbola, İnşallah bir de sonuca vesile olur. Ve dünyaya bir mesaj doğrudan veririz. Biz Türkiye'miz her şekilde yürümeye çalışıyoruz. Doğru yolda yürümeye çalışıyoruz diyebiliriz. O açıdan çok önemli. %100 haklısın. Umarım bu bayrak orada da Simov için ben Monaco maçı sonrası. O bayrakla tur atışını hiç unutmam. Frekazi gol atmış 30 metreden. O gün belki de bu ülkedeki en önemli Galatasaraylı, en büyük Galatasaraylılardan bir tanesi sizdiniz. Kesinlikle ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü biz yabancı oyunculara farklı bakardık o zaman. Yani gelir para alır gider. O zamanlar daha da ağırdı bizim için yabancı. Simovic'in o bayrağı alıp taşıması benim gözlerimi doldurmuş. Ve hayatımda ilk hazırladığım kitapçık benim odur. Galatasaray'ın Avrupa Destanı. Onun üzerine o görünce Bülent Korkmaz'ın o halini yeni oynuyordu o zamanlar işte. O fotoğraf var. O ruh biraz kayboldu aslında. Yani biz milletçe bu duyguyu kaybettik. Ben mesela Bordo Fenerbahçe maçı aynı şekilde hiç unutmam. Köhne bir köşede bir küçük radyoda dinlemiştik. Milli maç gibi bakıyor. Şimdi öyle bakmıyoruz. Şimdi Beşiktaş işte bence yanlış maçlar istiyor ama bana biraz anlayış gösterin dediğinde bile tepki alıyor. Ben Türkiye'yi temsil ediyorum dediğinde almaması lazım. Bunlar milli maçlar. Buradan kazanılan puanlar Türkiye'nin hanesine yazılıyor başta. Ülke puanına katkı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gideceksin onu belirliyor. UEFA'ya kaç takım gideceksin onu belirliyor. O nedenle Beşiktaş oyuncuların ayaklarını Allah o gün yüreklerine cesaret versin. İnşallah. Ayakları bir rotasyon olur mu olmaz mı? Çok kısa. Vallahi çok büyük bir rotasyon beklemiyorum. Wagner'la bunu oynamasını bekliyorum. Ama Şenol Hoca bu akşam kalede çok alakası bir adam görsen. Santifor'da da yine çok alakalı. Hiç şaşırır mıyım? Şaşırma. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İşte muhteşem bayrağımızın önünde yayınımızı gerçekleştirdik. Bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir bayrağımız var. Diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Cüneyt'e. Gerçekten biz de burada duygulandık. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Gündar ve Turgay Demir'e. Efendim artık...